Herkese merhaba. Turkcell'in geçtiğimiz ayın başlarında tanıtmış olduğu, Kıbrıs'ta düzenlediği özel bir etkinlikte tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye'nin 4G özellikle operatör markalı ilk akıllı telefonu Turkcell TL'li Türkiye piyasasına giriş yaptı. Turkcell TL'nin 699 liralık gibi satış fiyatı var. Sahip olduğu teknik özellikler ve fiyat birlikte değerlendirildiğine karşımıza fiyat performans oranı yüksek bir ürün var gibi gözüküyor. Turkcell TL test merkezimize ulaştı. Çok yakında bu telefonun detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacaksınız. Öncelikle test merkezimize üzerinde jelatiniyle gelen her ürünü yaptığımız gibi Turkcell TL'nin de kutusunun açılışını birlikte gerçekleştirelim ve ilk kullanımını da beraber yapalım. Evet, hemen şöyle tırnağımızı sokarak jelatini yırtalım ve arkadan şu şekilde yırtarak açılışı gerçekleştirelim Turkcell TL. Ve son olarak şuradaki bandı da yırtalım. Kolaylıkla açılsın. Evet, garanti belgesi, barkod ve gördüğünüz gibi Turkcell TL'li karşımıza Turkcell'in yeni nesil akıllı telefonu sahip olduğu 720p ekranıyla oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunuyor, gözüküyor. Aynı zamanda bu telefonda da 4 çekirdekli işlemci yer alıyor ve gördüğünüz gibi diğer belgeler, içerikler, kulaklık, USB kablo, sim kartı takmanız için bir tane iğne ve seyahat şarj adaptörü Turkcell TL'nin kutusundan çıkanlar bunlar. Şimdi Turkcell TL'nin içerisinde sim kartımızı takalım ve bu telefonun kullanımını beraber yapalım. Menüsünde neler var neler yok hep beraber bakalım. Turkcell TL'nin arka kapağı açılmıyor. Zaten jelatinde gördüğünüz uyarıyla da bu belirtiliyor. Arka kapağı açmamak için zorlamamanız gerekiyor. Kutudan çıkan iğneyi çıkararak sim kart tepsisini açıyorsunuz ve bu şekilde de sim kartı yerine yerleştiriyorsunuz. Şimdi biz de onu yapalım. Ve şu kenarda görmüş olduğunuz sim kart yuvasını biraz basarak açalım ve yuvaya mikro sim kartımızı yerleştirelim. Ve daha sonra da açılış işlemini yapalım. Birkaç basit adımdan sonra Turkcell TL'nin kurulumu tamamlanıyor ve daha sonra kurulum yöneticisi karşınıza çıkıyor. Buradan paket kurmanız mümkün. Sosyal, oyun, haber gibi farklı uygulama paketleri var. Bu uygulamalar yüklü gelmiyor ancak eğer isterseniz paket halinde telefonunuza kuruluyor. Eğer ilgilendiğiniz bir alan varsa gördüğünüz gibi bu alanlardan herhangi bir tanesini veya birden fazlasını seçerek uygulamaları kurabilirsiniz. Daha sonra kurulum yöneticisine ana ekrandan da uygulama menüsünden de ulaşabilir ve istediğiniz uygulamayı kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullanıcı arayüzü Turkcell'in T40'ta görmüş olduğumuz kartlı bileşenleri burada da var, görmüş olduğunuz gibi en çok kullanılan özellikleri hızlı şekilde erişim imkanı sunuyor. Uygulama menüsü yine sayfalı bir yapıda karşımızda, çeşitli bileşenler ve kısa yollar var ve yine ana ekranda gördüğünüz gibi Turkcell'in uygulamaları mevcut. Belli Turkcell özelleştirmeleri de mevcut ana ekranda. Ekran 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip ve görüş açıları fena değil. Ekran hoş gözüküyor. Siyah renk derinliği fazla gözüküyor ve telefonun kullanıcı arayüzünde gezmekte gayet pürüzsüz, hoş bir gezinti deneyimi sunuyor. Tabii ki daha fazla ayrıntıyı belirtmek için, daha kesin fikirde, hükümde bulunmak için detaylı incelememizi beklememiz gerekiyor. Şimdi biz Turkcell TL'yi incelemeye koyulacağız, test edeceğiz ve çok yakında bu telefonun detaylı incelemesini sizlerle paylaşacağız. Turkcell TL'nin kutu açılışı bu şekildeydi. Telefonun detaylı incelemesi çok yakında Teknoblog'da olacak. Tekrar görüşmek üzere.